Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. En'am suresi. En'am suresi Kur'an-ı Kerim'deki uzun Mekki surelerden bir tanesi ve bu surede genelde iman esasları ile alakalı bir takım meseleler bize bildiriliyor. Ve En'am cüzü şeklinde aynı zamanda bir cüzbaşı. Böyle olunca halk arasında En'am cüzü tarzında da bilinen, okunan cüzlerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de 5 ayrı sure Elhamdülillah ile başlıyor. Bunlardan bir tanesi bugün başlayacağımız En'am suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvât vel ard. Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki gökleri ve yeri yarattı. Ve ceala zulümet ve nur ve zulümatı ve nuru var etti. Yani her türlü hamd, medih, övgü, gökleri ve yeri yaratan, zulümat ve nuru var eden Allah'a mahsustur ve ona hastır. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Ama ardından o inkar edenler tuttular bazı şeyleri Allah'a muadil tutuyorlar. Allah'a denk tutuyorlar. Yani gerçek anlamda hamde layık olan Allah iken onlar başka şeyleri methediyorlar. Hamdlerini, şükürlerini başka şeylere tahsis ediyorlar. Biz Kur'an-ı Kerim'in dersinden şunu biliyoruz. Bütün başarılar Allah'ın bize bir ikramıdır. Ama bütün kötülükler doğrudan kendi nefsimizden kaynaklanmaktadır. İnkarcı olanlar ise bunun tersi bir durum içinde. Onlar bütün başarıları kendi nefislerinden bilirler. Ve bu noktada kendi nefislerini Allah'a şerik koşmuş olurlar. Veya sebeplere takılırlar. İşte şu olmasaydı ben bunu yapamazdım. Falan olmasaydı ben bu noktaya gelemezdim. Bu manada bütün medih ve minneti bazı şahıslara dağıtabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim bu noktada gerçek hamdin Allah'a mahsus olduğunu, çünkü gökleri ve yeri yaratanın O olduğunu, zulümatı ve nuru var edenin O olduğunu bize bildiriyor. Zulümat burada çoğul olarak gelmiştir. Çünkü karanlıklar çoktur. Ama nur ise tektir. Bütün değişik değişik karanlıklar, mesela cehalet karanlığı, inkar karanlığı, küfür karanlığı, günah karanlığı gibi karanlıklar vardır. Bunlar belki manevi karanlıklar. Bir de ışığın olmayışından dolayı meydana gelen başka karanlık vardır. Yani ışık yoksa orası karanlıktır. Ve zulümat ademidir. Nur ise vücudidir. Gerçekten var olan şeyler için nur tabiri kullanılır. Mesela Allah-u Teala yokluk karanlıklarından şu varlık alemini yaratmıştır. Vücut nurunu vermiştir. Bir insanda daha önce iman yokken iman nurunu ona nasip etmiştir. Hidayet nurunu nasip etmiştir. Bu anlamda değişik açılımlar yapmak mümkün. Huvellezî halakakum min tîn. O Allah ki sizi çamurdan yarattı. Sümme gada ecele. Sonra da bir ecel takdir etti. Bizlerin yaratılışı, Hazreti Adem'in mesela yaratılışı doğrudan topraktan ve normalde bizlerin de yaratılışı anne babayla. Ama anne babamızın yediği gıdalar toprağa dayalı olduğundan bizler de netice itibariyle toprağın çocuklarıyız. Ve bunun en kolay anlaşılabilir bir örneği, insan vefat ettiğinde topraktan gelen bu beden yine toprağa gidiyor. Ve böylece aslına inkılap ediyor. Ve ecelun müsemme inde. Ve Allah katında belli bir ecel vardır. Eceli müsemma tabir edilen belli bir ecel vardır. Bunu belki şöyle anlamak mümkün. Allah-u Teala her şeyden önce mutlak manada bir ecel takdir etmiş. Mesela bu insanlar ortalama 60-70 yıl yaşayacak. Bu Allah'ın bir hükmü. İnsan türü ortalama ömrü bu kadardır. Ama diyelim kaplumbağa olunca kaplumbağaların ömrü diyelim 200 yıl, 300 yıldır. Onların da ortalama ömrü bu şekildedir. Veya diyelim arıların bir aydır. Allah-u Teala ecel belirlemiş. Her varlık için tür olarak düşündüğümüzde ecel belirlemiş. Bir de fert olarak.
Fert olarak baktığımızda ise ortalama insan ömrü 60-70 yıl olmakla beraber fertlerin hayatı biraz daha farklı olabiliyor. Bazıları bir günken vefat ediyor, bazıları 100 yaşını geçiyor, o şekilde vefat ediyor. Bu bir nevi ecel-i müsemma, belirlenmiş ecel, bu anlamda değerlendirilebilir. Diğeri ise Allah bir ecel takdir etti derken mutlak manada bir ecel, her halükarda bir müddet belirledi. ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ Ama sonra siz bundan şüphe içerisindesiniz. Yani ecel, belli bir ecelin olduğundan şüphe içerisindesiniz. Gerçekten de insan ne zaman ecelin geleceğini bilmiyor ve bu noktada tuli emel denilen uzun emeller peşinde koşmak insanı adeta ölümsüz gibi gösterebiliyor. Halbuki hiçbir insan bu dünyada daimi değil, 100 yılda yaşasa sonunda gidecek. Ve huve Allahu fi's-semawati ve fil-ard ve o Allah hem göklerde Allah'tır hem de yerde Allah'tır. Bunu belki şöyle daha iyi anlayabiliriz. Diyelim bir devlet, o devlet bünyesinde bir takım böyle aykırı hareketler var, terör olayları var ve bazı bölgelerde devlet gece hükümdarlığını kaybediyor. Gece oralarda başkaları at koşturuyor. Başkaları orada cirit atıyor ve o zaman devletin orada gece hakimiyetinden söz edilemiyor. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala'nın göklerde ve yerde her şey üzerinde tam bir hakimiyeti var. O göklerde de Allah, yerde de Allah. Yani bütün varlıkların hak mabudu, bütün varlıklar ona ibadet ediyor. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ Allah sizin hem gizli hallerinizi bilir, sırlarınızı, hem de açıktan yaptığınız şeylerinizi bilir. Ve ya'lemu ma teksibun, neler kesbediyorsunuz, ne gibi kazançlarınız var, çalışmalarınız var, Allah bütün bunları bilir. Allah'ın mülkünde yaşayan bizlerin ona gizli olması elbette düşünülemez. Allah mülkünde cereyan eden her şeyi bilmektedir. Bu meyanda insanların da ne yaptığını bilmektedir. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ Onlara Rabbinin ayetlerinden herhangi bir ayet sen getirdiğinde اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُورِدِينَ Onlar o ayetlerden yüz çevirirler. Bu da bir kısım insanlarla alakalı. Gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, gerekse o yolda olanlar Allah'ın ayetlerinden bir kısmını insanlara gösterdiğinde o insanlar bundan yüz çevirebiliyor. İlk muhatap itibariyle Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi küfrün önde gelen insanlarına Allah'ın dinini defalarca anlattı. Ama onlar bir takım mucizeler de görseler yine kabul etmediler, yine yüz çevirdiler. Günümüzde de bir kısım insanlar hak ve hakikati gördüğü halde, bilimsel gerçekleri gördüğü halde Allah'ın alemdeki tecelli eden ilahi ayetlerini ilmen gördükleri halde bunları reddedebiliyorlar. Bunlardan yüz çevirebiliyorlar. Fakat kezzebu bil hakkı lemma ca'ahum. Hak kendilerine geldiğinde o hakkı yalanladılar. Normalde Allah-u Teala insanları hak ve hakikati bulmaya meyilli yaratmış. İnsan fıtraten mükerrem, şerefli bir varlık. Fıtratın mükerrem olduğundan hak ve hakikati araştırıyor. Ama zaman zaman batıl karşısına çıkıyor. Batılı hak zannederek buna sahip çıkabiliyor. Batılı hak niyetiyle alabiliyor. Halbuki hak kendilerine gelmiş. Böyle olmakla beraber onu yalanlıyorlar. فَسَوْفَ يَتِيهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْسِعُونَ Onların istihza ettikleri, dalga geçtikleri şeyler, onların haberleri daha sonra kendilerine gelecek. Yani bunlar melek mi olurmuş? Bunlar hayali şeyler, böyle söylüyorlardı. Ama inanmadıkları melek, onlardan biri olan Azrail, gelip onların canını alacak. Ve kabir azabı mı olurmuş? İnsanlar öldüğünde toprak olup gidiyor. Böyle bir azap düşünülemez diyorlardı. Ama kabirde azap çekecekler. Ruh yönüyle, cesed itibariyle değil ama ruh yönüyle kabir azabını yaşayacaklar. Öldükten sonra hesap mı olurmuş? İnsan paramparça olup dağıldığında
artık bu insan tekrar nasıl bir araya getirilebilir? Bu çok uzak bir şey. Olamaz derken bunlar cesetleri tekrar bir araya getirilecek ve mahşer meydanında Allah'a hesap verecekler. Ve cehennem öyle şey mi olurmuş? Hem olsa bile bütün böyle artistler vesaireler oraya gidecek, orada güle oynaya neşeli bir şekilde biz orada oluruz deyip adeta dalga geçerlerken ve bunlar o dalga geçmiş oldukları şeyde karşı karşıya kalacaklar. Demek ki bu anlamda düşündüğümüzde, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini değerlendirdiğimizde inkarcı olan insanlar nelerle dalga geçiyorsa, dinin hangi değerleriyle, inanç sistemleriyle istihza ediyorlarsa, dalga geçtikleri, istihza ettikleri şeyler bunların karşısına birer birer çıkacak. Elem yarav kemehlekne min gablihim min garnin. Biz onlardan önce nice asırlardaki insanları helak ettiğimizi onlar görmediler mi? Mekkennâhum fil art. Biz o asırda yaşayan, o devirlerde yaşayanlara yeryüzünde imkan vermiştik. Onlara güç kudret vermiştik. Mâlem nümekkil lekum. Size vermediğimiz imkanları, size vermediğimiz bir takım kuvvetleri onlara vermiştik. Ve arselne semâ aleyhim midrâra. Ve semadan bol miktarda onlara yağmur göndermiştik. Tarihin eski dönemlerinde muhtemelen yağmurlar daha fazlaydı. Bereket daha ziyadeydi. Ve dünya daha gençlik döneminde olduğundan gerçekten çok imkanlara sahipti o günkü insanlar. Ve cealnel enhara ve nehirler kılmıştık. Tecrimin tahtiyim, onların altlarından akan cennet bahçeleri gibi adeta nehirler kılmıştık. Fehleknahum bizunubihim, ama günahları sebebiyle onları helak ettik. Yani onlara çok imkanlar verdik ama onlar bu imkanların kadri kıymetini bilmediler. Verilen bu imkanları küfürde, inkarda, günahta kullandılar. Biz de günahları sebebiyle onları helak ettik. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak incelendiğinde geçmiş devirlerdeki nice kavimlerin helak edildiği bize anlatılıyor. Günümüzde de yine bir takım depremler, tsunamiler, fırtınalar, sel baskınları, bu gibi olaylar günümüzde de devam etmekte veya bazen salgın bir hastalık insanları kırıp geçirmekte. Böyle olunca bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın celali ve izzeti olduğunu ve kendini tanımak istemeyenlere zaman zaman taraf-ı ilahiden bu gibi cezalar geldiği, gadab-ı ilahinin bu manada kendini gösterdiğini Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz ve yaşanan olaylardan da bunları görüyoruz. İşte tarihte de nice topluluklar adeta toptan helak edilmişler ve kaybolup gitmişler. Ve enşe'nâ min bâdihim garnen âherin. Onlardan sonra başka asırlar, o asırlarda yaşayan başka insanları inşa ettik. Yani nasıl ki günümüzde bir takım devletler var, milletler var. Tarihte de başka devletler ve milletler vardı. Artık bugün onlardan söz edilemiyor. Yani günümüzde bir Etiler devleti yok, bir Sümerler devleti yok. Günümüzde eski Mısır firavunları yok. Zamanımızın başka firavunları var, o ayrı mesele. Ama devletler değişmiş, milletler değişmiş ve tarih boyu pek çok devlet ve millet tarihe karışmış. Velev nezzelna aleyke kitaben fi gırtasin, şayet sana yazılı bir şekilde biz bir kitap indirmiş olsak, felemesuhu bi eydihim, elleriyle ona dokunmuş olsalar, legalellezine keferu, o inkarcılar derler ki, in hâzâ illâ sihrum mubin, bu ancak apaçık bir sihir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini nedense muhatapları kabul etmek istemiyor. Ve Peygamber Efendimiz'den pek çok talepleri oluyor ve işi yokuşa sürüyorlar. Diyorlar ki, işte Uhud Dağı'nı, Mekke'nin etrafındaki dağları bize altına çevir. Bu anlamda talepleri oluyor. İşte senin böyle çok imkanların olsun, nehirler oradan aksın. Bu gibi işi yokuşa sürme tarzında talepleri oluyor. Bunlardan biri de, yani sana vahiy geldiğini söylüyorsun, haydi
doğrudan bir kitap gelsin. Gökten bir kitap gelsin. Allah'ın doğrudan yazmış olduğu bir kitap. Onu görelim tarzında. Ayet-i kerimede şayet gökten sana bu manada bir kitap indirsek, elleriyle de ona dokunsalar, o zaman derler ki, لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkarcılar şöyle derler, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Bu apaçık bir sihirdir derler. Yani bunlar ne kadar harika şeyler de görseler, inanmamaya niyetlenince çok harika şeyleri bile inkar ederler. Bunu sihir olarak tevil ederler. Görmek istemeyen kadar kör bir kimse düşünülemez. Duymak istemeyen kadar da sağır bir insan düşünülemez. İşte bunlar görmek istemiyorlar, gerçekleri görmek istemiyorlar, hakikatleri duymak istemiyorlar. Böyle olunca da en büyük insan, en büyük peygambere de muhatap olsalar onun sözlerini kabul edemeyebiliyorlar ve kabul etmemişler. Ve galu ve dediler ki başka bir talepleri müşriklerin, kafirlerin levle unzile aleyhi melek ona bir melek indirilse ya ve lev enzelne meleken şayet biz bir melek indirsek la gudiyel emru artık iş bitirilir sümme la yunzarun sonra onlara mühlet verilmez ve onlara göz açtırılmaz. Bu da dünyadaki imtihanla alakalı bir durum. Allah-u Teala bu dünyada insanları imtihan ediyor. Doğrudan melekleri görsek, meleklere iman da imanın esaslarından birisi. Bu durumda Allah eğer melek gönderecek olsa zaten imtihan bitiyor. Ve melek de göndermiş, göndermemiş değil. Bazı peygamberler, işte Allah-u Teala o peygamberlerin kavimlerinin helaki için melek gönderiyor. Mesela Lut kavminin helaki için melekleri göndermesi gibi. Melekler geliyor ama melekler geldiğinde artık iş bitiyor. O kavme göz açtırılmıyor. Ve daha başka kavimlere yine helak edilen kavimlere Cebrail aleyhisselam mesela gönderilmiş. Cebrail aleyhisselam kanadıyla onların beldelerinin altını üstüne getirmiş. Demek ki melek geldiğinde artık iş bitiyor. İmtihan sona ermiş oluyor. Ve bu durumda o kavim helak ediliyor. Şu anda da bütün inkar edenlere melek gelecek. En azından ölüm meleği gelecek. Ama ölüm meleği geldiğinde artık bunlara göz açtırılmayacak. Ve daha önce inkar etmiş olduğu meleği bu defa karşısında görecek. Ve bakacak ki gerçekten Azrail varmış, melek diye bir varlık varmış. Bunu görecek, o zaman anlayacak ama iş işten geçecek. Değerli izleyenlerim, bu dünyada insanlar imtihan ediliyor. Doğrudan melekleri görsek, yolda giderken bizimle selamlaşsalar, bizimle konuşsalar, o zaman imtihan edilmenin bir anlamı kalmaz. Çünkü din bir imtihandır. Âli ruhlarla süfli ruhları birbirinden ayırt etmek için gelmiştir. Allah-u Teala gökyüzünde yıldızlarla La İlahe İllallah yazsa, Muhammedur Resulullah yazsa, herkes iman etmek zorunda kalır. Halbuki iman edenler kendi iradeleriyle imanı yapıyorlar. İnkar edenler de yine kendi iradeleriyle inkar yolunu tercih ediyorlar. Meleklerin görülmesi de bunun gibi bir durum. Melekler doğrudan görülse, peygamberin yanında melek var. Peygambere tabi olmayanı bir anda diyelim helak ediyor. Bu anlamda melekler peygamberin etrafında olsa, o zaman imtihan diye bir şey olmaz. Ebu Bekir-i Sıddık'ın âli ruhu, Ebu Cehil-i Lâin'in o süfli ruhuyla adeta beraber olur. Ebu Cehil gibi birisi de ister istemez iman etmek zorunda kalır. Halbuki din bu noktada bizi zorlamıyor. Dileyen iman eder, dileyen kafir olur. Bundan dolayı dünyadaki imtihan bir derece perdeli. Evet bizler şu anda Allah'ın nice ayetlerini görüyoruz ama aynı ayetleri gören başka kimseler bunu tabiata tesadüfe veriyor ve buradan ders ibret almıyor. Diyelim haddi aşmış bir topluluğa çok büyük bir deprem verilse ve nice insan bunun neticesinde kaybolup gitse adeta bu Allah'tan bir uyarı gibidir. Ama nice insan da bunu tabii tesadüfi bir hadise görüyor. Fayların kırılma, kayma hareketleri olarak görüyor. Böyle olunca ilahi ayeti başka türlü değerlendiriyor. Allah'tan bir uyarı olarak göremiyor. Cenab-ı Hak bizleri İlahi ayetleri gören ve bunlardan ders ve ibret alanlardan eylesin.
Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.